Kitap ile ilgili bir hikaye anlatır. Kıtlık yıllarında bir kıtlık vuruyor, bir kuraklık dönemi yaşanıyor. Ömer bin Hattab sadece kuru bir ekmek ve zeytinyağı yiyor, kendine de tereyağını yasaklıyor. Enes bin Malik diyor. Sadece kuru bir ekmek ve zeytinyağı. Enes bin Malik diyor ki karnı guruldamaya başladı Ömer bin Hattab'ın. Parmağıyla karnına vurdu. İnsanlar eski hallerine gelene kadar sana bundan başka bir şey yoktu dedi. Şimdi anladın mı ey Müslüman? Resulullah o sözleri Ömer bin Hattab'a değil, İslam ümmeti açlıktan ve susuzluktan toprağa düştüğü halde çocuklar abluka neticesinde ekmeğe hasret kalarak sevdalarını cennete ertelediği bu dönemde tokluğunun üstüne yemek yiyen, bir daha yemek yiyen, önüne sofra kurulduğunda tekrar yemek yiyen ve bedenini bu hale getiren, utanmadan, sıkılmadan, haya etmeden sizin karşınıza çıkıp zühten, zahitlikten bahseden bu acize sesleniyordu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ömer bin Hattab'a değil, Ömer bin Hattab'lara değil, İslam ümmetinin perişanlığı içerisinde tok karnını doyuran benim gibi sefil bir adama sesleniyordu. Ömer bin Hattab'a değil. Çünkü o yemeğini fakirlerle paylaşıyordu. En lezzetli yemeğini fakirlerle beraber yiyordu. O derece cömert ve mütevazi bir adamdı Ömer bin Hattab radıyallahu anh. Sahabe anlatıyor. Diyor ki bir gün Müslümanlara şöyle seslendi. Haydin cemaate. Müslümanlar Ömer bin Hattab'ın sesini duyunca mescide koştular. Ömer bin Hattab minbere çıktı, Allah'a hamd etti, Resulüne salat ve selam getirdi. Şimdi ne olur dikkat edin, dedi ki ey insanlar, ben dedi, ben Mahzun kabilesinden teyzelerinin çobanlığını yapan bir adamdım. Bu çobanlık neticesinde bana bir avuç hurma veya bir avuç üzüm verirlerdi de benim o günkü katığım ancak oydu. Sonra minberden indi. Abdurrahman bin Avf radıyallahu anh kulağına eğildi. Ey müminlerin emiri, alem kendini hakir görmeye devam edecek misin? Ne kadar kendini ayıplamış. Kendini hakir görmek için o minberleri ne kadar aşındırmış ki Abdurrahman bin Avf geliyor, tekrar bir ikazda bulunuyor. Yazıklar olsun sana diyor İbn-i Avf. Yazıklar olsun sana. Nefsimle tek başıma kaldım. Bana dedi ki ey Ömer, sen müminlerin halifesisin. Senden daha büyük bir adam var mıdır? Çıktım minbere, ona kim olduğunu gösterdim. Ömer bin Hattab böyle bir adamdı. 100 kişilik bir derneğin başkanı değildi. Kıytırık bir vakfın idarecisi değildi. Pers'in, Bizans'ın, kafirlerin sınırlarındaki bütün servetlerin oluk oluk topraklarına aktığı bir adamdı Ömer bin Hattab. Çıktı, kendini yerdi, omzuna bir su kırbası aldı. Hemen insanlar koştular, dediler ki ey müminlerin halifesi, ne yapıyorsun? Bu sana hiç yakışmıyor. Döndü o sözün sahiplerine. Dedi ki görmüyor musunuz? Heyetler birer birer benim huzurumda bana boyun eğiyorlar. Kalbime bir kibir geldi. Kibir hastalığı bana uğradı. Onun diyor boynunu bükmeye çalıştım. Şimdi ne olur düşünün. Bir kez daha düşünün. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sohbetin başındaki sözleri Ömer bin Hattab'ı mı? Yoksa
kürsünün başına geçip 100 kişilik bir adama sanki küçük dalları ben yarattım nefsiyle yaklaşan Müslümana mı seslendi? Onu mu uyardı ve ona mı nasihat etti? Ömer bin Hattab bir köyün değil, Haçlı zihniyetinin merkezinin fatihi, başkumandanıydı. Şam, Fethe az kaldı. Kudüs düşecek.